Hocam öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Estağfurullah. Ben kendi içimde 20 senelik tecrübelerim sonucunda demiştim ki ben bütüncül bir hukuk yapıyorum. Ama bu bütüncül hukuk kavramı benim nezdimde daha sezgisel, daha deneyimsel bir yerlerdeydi. Ne zaman ki sevgili Çağlar evrimsel nörobilim okuluna katıldık ve o eğitimlerden geçtik ve siz nöro hukuk kavramıyla tanıştırdınız bizleri. O zaman tekrar düşündüm ve dedim ki aslında bu deneyimsel bulduğum bilgiler aslında bilimselmişti. ve tekrar gerçekten hayranlığımı sunmak istiyorum. Ve bunları biz, da Biz de yani yapana bakarak konuşuyoruz yoksa bizim bulduğumuz şeyler değil bunları yani. Bunları anlatabilmeniz ve anlatış biçimi ...bizlerde anlaşılır ruhumuza iner hale geliyor. Yani bunu kabul eder hale getiriyorsunuz bizi. Onun için ben özellikle bu konuyu tekrar bir konuşalım istedim. Çünkü madem ki ben bir farkındalık yaşadım... ...bu aracılıkla benim vekillerim, danışanlarım, sizi takip eden... ...izleyen, seven bütün insanlar da şu konuda bir düşünelim istiyorum. Şimdi biliyorum ki gelen müvekkillerim, danışanlarım... ...bana hep bir sıkıntıyla geldikleri için bir duvara çarpıyorlar. Ve orada sorgulamalar başlıyor hayata. İşte başıma bu nasıl gelir, bana bu nasıl? yapılır böyle bir şey nasıl olur diye burada tam da nöro hukuk penceresinden baktığımızda özgür irade var mıdır demek istiyorum size hmm. kolay soru yok <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bizzat bireysel olarak kendimizle de ilgili, insanla da ilgili, insanlıkla da ilgili. Bazı fikirlerimiz var ama bu fikirlerimizin neredeyse hiçbirisi gözleme dayalı fikirler değil. Bunlar genellikle etrafımızdan duyduğumuz, herkesin öyle söylediği için ikna olduğumuz, aslında inançlardan ibaret olup çok fazla duyduğumuz için bilgi zannettiğimiz şeylerden oluşuyor. Aslında ne biz ne diğer insanlar ne de bir topluluk olarak insanlık bildiğimiz sayıklarla davranıyor. yani bambaşka hikayeler var içimizde. Sizin şimdi evrimsel nörobilim okulunda mesela ya da benim işte insanın fabrikaları falan gibi anlatılarda okuyan insanların karşılaştığı başka bir açıklama biçimi var. Bu açıklama biçimi doğanın işleyişine bakarak doğanın bir parçası olarak insanı ele almakla başlıyor. Fakat insanın şu anda doğasından kopuk bir dünyada yaşamasının sonuçlarını irdelemeye çalışıyorum. Aslında orada yaptığım hep o. Mesela sen nörobilim okulunda nöro hukuk konusu niye var ya da mesela ben hukukçu değilim. Niye böyle bir konuya dair bir şey söyleme gereği duyuyorum? Çünkü nörobilim, evrimsel nörobilim perspektifinden baktığınızda her gün yaptığımız şeyler, her günkü davranış biçimlerimiz, insan ilişkileri, kurallar, kanunlar, her şey bambaşka bir perspektiften görülmeye başlanıyor. Şimdi irade dediğiniz şey bilimden çok önceden beri var olan bir kelime aslında. Biz kendimizi hareketlerinin bilincine ve kontrolüne sahip varlıklar olarak görme eğilimindeyiz. Böyle bir eğilimimiz var. Bütün dinler, belki 5000 senelik hukuk bunun üzerine kurulu. İnsan faildir, agent'tır yani ve işte yapıp yapmama özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla seçimlerinden sorumlu olan tek varlıktır bir oranda doğru. Fakat büyük bir oranda yanlış, küçük bir oranda doğru bu. Neden? Nörobilimin bu modern bulgularına baktığınızda aslında yine yüzlerce, binlerce yıldır kadim kültürlerde sadece bizim tasavvuf kültürü değil, işte Hint kültüründe orada burada da anlatılan bir şeylerle bir örtüşme görüyorsunuz. O da şu ki insan o kadar eyleyen bir varlık değil. İnsan bir iç dünyası olan, hepsinin iç dünyası birbirinden farklı olan ve oralarda sadece belli niyetlerle hareket başlatmaya kalkışan bir varlık olarak belki konumlandırılabiliyor. Yani sadece bir niyet gücü var. Onun dışındaki tüm aksiyonları, yapıp ettiklerinin hepsi aslında kendi bilincinin dışında kararlaştırılan bir varlık insan. Ne demek istiyorum? İşte seni de çok sevdim. diyorum. Libet deneyi var meşhur. İşte David Eagleman'ın da kitabında falan anlatıyor. Bir insan istemli bir harekete karar verirken laboratuvar koşullarında beynini izleyecek olursan ben şu anda karar verdim ve hareketi yaptım dediği andan saniyeler önce beynini izleyen insanlar onun ne yapacağını bilebiliyorlar. Bak tanrısal bir güce gerek yok. Bir iki tane alet yetiyor bunu yapabilmek için. Bu ne demek? beynimizdeki nörolojik süreçler içerisinde o hareketlerimizin ne olduğu ve işte o hareketleri kontrol edebildiğimize dair adına bilinç dediğimiz o yetenek modüllerden sadece biri ve çok geriden geliyor. Aslında bir sanrı. Bunu şuna benzetebilirsin. Biz fizyolojide çok örnek veririz. Mesela ben şimdi seni böyle bir kanepeye uzatsam, burnuna ve ayak baş parmağına aynı anda dokunsam. Sen bu ikisinin aynı zamanda olduğunu algılarsın. Fakat burada bir sorun var sinirlerimizden gelen ve beynimize ulaşan iletilerle biz algılıyoruz ya ayağından gelen uyarının beynine ulaşmasıyla burnundan gelenin ulaşması arasında bayağı uzun bir süre farkı var. Ama beynin onu kapatır. Çünkü pratikte sana bir faydası olmadığı için bu yarım saniye kadarlık süre farkının kafanı karıştırmak yerine aynı anda oldu kardeşim der geçer gider. Yani bir tanesini geciktirir mesela öbürüyle aynı anda algılamak pahasına. Şimdi bu bizim bütün duyularımızın, bütün algılarımızın hayatta işlevsel biyolojik bir varlık olarak iş görelim diye ayarlandığını gösteriyor. Yani öyle felsefe yapalım, tanrısal bir işte yetkiye sahip olalım, davranışlarımızı yönetelim böyle bir kaygısı yok sistemin. Biz öyle yapılmış canlılar değiliz. Şimdi buradan baktığında herhangi bir adi suçtan tut en işte ne vahşice işlenmiş cinayetlere kadar falan bütün suç skalalarına bak. Bunların içerisinde çok az insan iradesi olan bir sistemle çalıştığını görüyorsun bu mekanizmanın. E peki biz neye göre karar veriyoruz? Binlerce yıldır. Hikayemiz nerede değil mi? Evet. Tabii yani binlerce yıldır. Şimdi kolay bir şey değil bunu değiştirmek tabii. Ama zaten ben hep seninle özel sohbetlerimizde de konuştuk ya. Ben zaten bir hukukçu olmadığım için hukuk sistemi değiştirmek gibi derdim yok. Senin de zaten öyle bir derdin ya da yetkin de yok aslında. Çünkü toplumsal teamüller o kadar kolay değişebilir şeyler değil. Ama biz bilgiden ne umuyoruz? De ...size mesela o uygulamalı konusunda olan şeyin olmasını umuyoruz. İnsanlar bunu fark ettikten sonra konuya sadece minik bir bakış açısı farkı geliştirerek... ...çok farklı yerlere çıkabilirler. Mesela biz şimdi bir seri katil yakaladık ya da adi bir cinayet davası yakaladık mesela. Burada baktık kişinin adli tip açısından bir problemi yok. Mesela ben çok hükümleri, detayları bilmiyorum ama... ...kişinin bunu iradi olarak işlediği, hatta planlayıp tasarlayıp bilmem ne yaptığı sabitse... ...bu kişiye belli bir ceza verilir o cari hukuka göre ve bu şekilde infaz edilir. Ama o kişinin mesela bu cezadan nasıl etkileneceği, fayda görüp görmeyeceği, hep bunlar ikincildir. Esas konu nedir? Mağdur olanların, mesela maktulün yakınlarının yüreklerini soğutmak, toplumsal adalet hissini ayakta tutmakla ilgili bir mekanizması var aslında adaletin. Şimdi burayı bir ayırmak lazım. Biz teorik olarak burada seninle oturup sabaha kadar... Suç, beyin işte nasıl çalışıyor onu konuşabiliriz ama yakını öldürülmüş bir insana bu bilgiler çok bir şey ifade etmez. Dolayısıyla aslında bu anlamda baktığında hukuk toplumsal düzeni sürdürülebilir bir şekilde tutmanın araçlarından bir tanesi. Hukuk o yüzden mekanizmayla çok fazla belki ilgilenmedi, ilgilenmek zorunda da değil. Ama bizi burada ilgilendiren şey bence ki David Eagleman ilk buna benim dikkatimi çekmişti. Sen bir katil, bir işte tecavüzcü, bir kompulsif hırsız mesela böyle birilerini yakaladığın zaman Bunlara ceza işlem uyguladın, infaz ettin. Peki bu verdiğin ceza, ölüm cezası dışında bu insanlara ne yapıyor? Mesela bunlar bu suçları neden işlediler? Bunu bilmiyoruz. İradi olduğunu düşünüyoruz. Ama bugünün teknolojisiyle baktığımızda bu kişilerin çoğu iradi karar almıyorlar. Ya yani bunlar aslında suçlu değil, hasta çoğu. Ve bu hastaları sen alıp hastalıklı bir ortama koyduğun zaman ki cezaevleri hakikaten hastalıklı ortamlar, bu insanlar daha kötü oluyorlar. Şimdi dolayısıyla burada toplumsal olarak yürek soğutma, kontrol altına alma işlevi. Şöyle böyle giderken bireysel düzeyde büyük bir zarar yaratıyor. Bunun da en iyi örnekleri işte birini yakalıyorsun, 3-5 sene hapis yatıyor bir suçtan. Salı verildikten sonra 6 ay içerisinde daha beterini işleyip geri dönüyor. O da yakalanırsa şanslıysa. Evet, burada ceza sistemini aslında hani şunu da söyleyelim izleyenler bizi şaşırarak izlemesinler. Hocamın da söylediği burada asla şey değil yani ceza alınmasın, elbette yargılama ki, olmasın. Belki bu, değil, bu o o... olacak belirli bir kesimde muhakkak caydırıcı bir etkide yaratıyordur. Ama belki o caydırıcı etkinin daha bütünsel bir hale gelebilmesi için yani belki e, o suçu bir daha e, toplumda işlenemez hale getirebilmesi için o kişinin ruhsal olarak da varsa defektlerinin e, tedavi edilebilmesi, belki biyolojik olarak, belki psikolojik olarak e, sağlanabilmesi çok kıymetli. Bu noktaların eee esas esas şu zaten. Için. Biraz önce aslında tam vurgulayamadım belki. Hukukun hukuk sisteminin esas işlevi o kişinin topluma verdiği zararın hemen önlenmesidir bir kere. Temelde bu var. Onu bir kere tecrit edeceksin zaten. Toplumdan ayıracaksın. Kesinlikle haklarını ve özgürlüklerini sınırlayacaksın. Çünkü o verilmiş haklar ve özgürlükler yani herkesin sahip olduğu haklara sahip olduğu için o zararları verebiliyor. Onu bir kenara çekeceksin. Burada sorun kenara çektikten sonra ne yapacağını. Şimdi bunları bir işte hapishaneye tıkalım, üç öğün yemek verelim, neyse işte arada bir volt attıralım, spor yaptıralım ya da el çalıştıralım, neyse. Bunların hepsi Oyalama taktikleri gibi işte oradaki insanların zamanını geçirmesi için bulunmuş bir sürü aktiviteden oluşan örüntüler. Fakat uzun vadede işte yine Türkiye'de çok zor bu arada. Biz bir ara yapmaya kalkıştık. Adalet Bakanlığı'na falan izin almak neredeyse imkansızmış. Hapishanelerde böyle psikolojik nörobilimsel çalışmalar yapmak çok zor. Ama mesela İngiltere'de falan yapılan çalışmalar hapishane koşullarının, Mesela işte psikopat beyni dediğimiz bir özellik var. Ön beyin az çalışıyor. Amigdala denen stres tespit sistemi küçük. Bunlar genellikle küçükten şiddetle maruz kalmış falan insanlar arasından çıkıyor. Bir de genetik yatkınlık gibi bir şey de var. Mesela bunları alıp hapishane ortamına koyduğunda ön beyinleri daha da köreliyor. Amigdalaları daha da küçülüyor. Yani soruna sebep olan, o aktiviteye sebep olan sorunu aslında derinleştiriyorsun. Bir kere nörohukuk ilk burada başlıyor. Evet. Ben bu insanlara ne yapacağım sorunsalı. Ama bu sistem sorunu gene. Yani tutup da infaz yaşasını değiştirmen lazım. Burası hocam yani tespit ettiğim kendimce bir hukukçu olarak iki husus var. Şimdi nöro hukukta incelediğim, okuduğum dokumentasyonlara baktığımda evet bir beyindeki defektlerin hukuk nezdinde tespit edilemeyen yani işte bir temiz kudreti vardır yokturla sınırlı çünkü biz uzman raporları alıyoruz ve o uzman raporuna göre temiz kudreti vardır hukuki ehliyeti vardır dediğimizde temiz kudret dedin yani yapmama şeyi o eylemi gibi. iradesiyle özgür Doğru. iradesiyle yapmıştır aslında temiz kudreti bu demek bunu neticeleyen bir doktor raporu varsa ona göre de hakim herhangi bir indirime gitmeden ya da işte bu iradeyi gösterdiği için gerekli cezayı veriyor şimdi aslında hukukta bir anlamda birincilde şunu söylüyor. Bizim tespit edemediğimiz ama belki ileride daha farklı teknolojilerle de tespit edilebilecek beyinsel çok farklı sorunlar olabilir ki olduğu da aslında düşünülüyor tüm dünyada yapılan çalışmalarla. Ama ikinci kısmı, burası beni daha çok ilgilendiriyor. Evet, birinci de çok büyük bir kayıp aslında. Biz diyoruz ki bunu bilinçli yapıyor ama aslında yapmıyor. Aslında orada ciddi bir rahatsızlığı var ama bunu hukuk nezdinde ispat edemiyoruz şu anki. Elimizdeki teknolojiyle ama ikinci kısmı e, o az evvel anlattığınız deney çok heyecan verici bir şey. Orada e, ben aynı zamanda da tasavvufla da ilgilendim uzun yıllar. Hala da çok severim tasavvuf okumaları. Buradan da sevgili Müge'ye saygılarımız sevgilerimizi gönderelim. Orada hani dediniz ya karar anından önce yani kişinin karar verdiğini düşündüğü andan önce zaten saniyeler önce bir karar aslında beyinde veriliyor. Yani... Ee, biz yapmıyoruz yapan yaptıran Allah'tır der tasavvufçular ee, genel olarak bu şekilde yaklaşırlar ee, ama mesela Cemal Nur Sargıt hocanın burada bir yorumu vardır der ki kişinin nasıl yaptığı onunla ilgilidir onun hanesine yazılır dolayısıyla ben hakikaten kendi mesleki deneyimimde mesleğimden ve insanların yaşadıklarından üzülme noktasından biraz çıkıp daha anlamlı bulduğum nokta tam burasıdır çünkü hakikaten biz bir matrikisteyiz ve bir simülasyon oyunu içerisindeyiz. Bu o kadar muazzam bir oyun ki benim e, bazı gelişmesi gereken ya, e, noktalarımı ya da törpülenmesi gereken noktalarımı bana deneyimletebilecek kişi, kurum ve ilişkileri ben hayatıma çekiyorum ve nerede orada bir anlamlandırma yaşayabilirsem hikayeden çıkıyorum ve artık bana zaten ne o eylem ne de o kişi herhangi bir etki yaratmıyor. Şimdi bu noktayı ee, dediğim gibi ben ancak deneyimsel bakabilmiştim ama e, sizin hukuk bakış açınızda bunu ortaya koyduğunuzda insanların yüreğini biraz soğutalım istiyorum. Hakikaten hayat kendini bilme yolculuğu ve biz geldiğimiz noktada bu sistemin içerisinde birbirimize hizmetteyiz. Evet bazen çok zarar veriyoruz. Özellikle ben kendi alanımda insanların birbirine zarar verdiği, zarar gördüğü noktada onlarla karşı karşıya geliyorum. Bir noktada onların o sistemde birbirlerine hizmet ettiklerini idrak edebilmeleri hem de bilim nezdinde çok büyük bir hizmet diye düşünüyorum. Öyle. Bak mesela şimdi herkesin bildiği temel bir örnek var. Günlük davranışları biraz bu bir perspektiften insan düşünse fenalık geçirir. Araba kullanmayı yeni öğrenen bir insan için araba kullanmak yani insanlık dışı zorlukta bir süreçler dizisi gerektirir. Vitestir, aynadır, direksiyon, trafik kuralı, bir sürü arabada en azından dört tane falan ayna var yani. Hangi birine bakacağını şaşırırsın. Fakat birkaç ay araba kullandıktan sonra bizim beynin Öyle enteresan bir yapısı var ki bütün o kompleks hareket örüntüsünü senin otomatik pilot bilinç dışı sistemine aktarır ve sen o arabayı bilinçsiz bir şekilde sürebilirsin. Şimdi bak bu herkesin belki araba kullanan herkesin en azından deneyimlediği bir site süren herkesin deneyimlediği bir şey ama üzerinde düşündüğünde şöyle ilginç bir nokta var. İlk başta zorlandığın araba sürmek kadar zor bir işi bile otomatik pilota alabilen bir sistemimiz var. Bu ne demek? bütün hayatımızda yaşadığımız her şeyi arka planda yapa yapa aynı ustalıkla bilinç dışına atıp bizim bilincimiz dışında sürdürmeye kurgulanmış bir sistemle yaşıyoruz biz. Bizim bütün hayatımız sıra dışı bir şey olmazsa, durup bir düşünmezsek, şok edici bir gelişme yaşamazsak, hayatımızda bizi sınayacak olayları böyle burun buruna yaşamazsak durup da bilinci devreye sokmuyor hep otomatik pilotta yaşayıp gidiyoruz. O yüzden hayatımıza giren bu tip şeyler, genellikle olumsuz, mutsuz edici, bizi sıkıntıya dara sokan şeyler aslında kendimizle ilgili bir dakikaya diye durup etrafımızdaki değişkenler ve kendimizin değişkenlerini şöyle bir karşılaştırıp farklı stratejiler benimseme ve yeni ustalıklar kazanma yolunda bizi zorluyor aslında. Şimdi bütün sistem böyle çalışıyor. Her gün yapa geldiğin şeyleri yaparak yeni bir beceri elde edemeyeceğimizi herkes biliyor. Yani bir yabancı dil öğreneceksen bir zorlanacaksın, bir başka ülkeye gideceksin, kursa gideceksin neyse. Bir ortam değişikliği, bir zorlantı gerekiyor yani. Bu zorlantı olmadığı zaman sistem bir kere çalışmıyor bu net. Öbür taraftan mesela step işte diyorum ya bize okullarda evrim öğretselerdi zamanında. Biz bazı şeyleri çok daha net kavrayabilecektik. Gerçi bu evrimi de bu şekilde anlamamız belki bir 30 senedir falan ancak mümkün oldu insanlık olarak. Bu yeni işte nörobilimdeki gelişmelerle falan da beraber. Şimdi bizim 3,5 milyar yıllık bir canlılık sürecinin sonucu olmamız gerçeği var ya. Burada atladığımız bir konu var. 3,5 milyar yıllık canlılık sürecinin son işte 4-5 milyon yılında insanlaşma süreci dediğimiz bir yerden geçiliyor. Bu çok uzun zamanlar bunlar. Ve bu zamanların çok çok büyük bir kısmı 150 sene öncesine kadar biz doğadaydık. Yani hep doğayla yakın temasta ve doğanın koşulları içinde yaşadık. Bizim öyle düşünüp karar verip analitik zekamızla baş edemeyeceğimiz kadar karmaşık sorunların olduğu bir yer için yapıldık biz. Ve bu sistem o kadar sofistike, o kadar detaylı mühendislik taşıyor ki hemen hemen hayatın hiçbir noktası bizim irademize bırakılmamış. Ve biz mesela sosyal canlılar olarak hayatta kalabileceğimiz için şimdi bu konu YouTube'da falan konuşuyor birçok insanı zıplatabiliyor. Allah'tan böyle ciddi muhabbet başlıkları altında bunları pek kimse dinlemiyor. Yoksa anlatan çok var bunu. Pro sosyal davranışlar diye yani Birbirimize nazik, kibar, latif ve sosyal kurallara uyacak şekilde davranma kodlarımız milyonlarca yıldır bize içgüdü olarak işlenmiş vaziyette geliyoruz. Şimdi burası çok önemli. Eğer bu sistem böyle kurgulanmasaydı yani biz birbirimize iyi davranan, birlikte hareket eden, yardımlaşan bir tür olmasaydık sadece biz değil bu arada birçok maymun türünde ve birçok hayvan türünde var bu bizim bu zamana kadar gelebilmemiz, bu yüz binlerce, milyonlarca nesli yaşatabilmemiz mümkün değildi. Şimdi bugün geldiğimiz dünyada peki birisi insanları şok edecek suçlar işliyorsa, mesela cinayet işliyorsa, değil mi? Çalıp çırpıyorsa, zalimlik yapıyorsa, soykırım yapıyorsa. Şimdi bu insanlarla ilgili biyolojik perspektiften baktığında aklına gelecek ilk şey şu. Ya bunun sistemde bir sorun var. Çünkü biz normalde böyle canlılar değiliz. Ve bu Mesela iradi olarak bir insanın çok zor yapabileceği bir şey. Mesela filmlerde çok sahne vardır ya özellikle esas kızcağızın eline silah verilir. İşte biri gelirse ateş etlenir Kızın böyle eli titrer falan filan kötü adam gelir silah elinden alır. Ya bir insanın karşıdakini öldürmesi o kadar zordur ki. Ya da mesela ne bileyim işte aynı cinsiyetten birisiyle cinsel ilişki. Mesela insanlar sanıyorlar ki özenerek insanlar cinsiyet değiştirip farklı işte cinsel kimliklere geçip o kadar kolay bir şey değil bu milyonlarca yıl içinde oluşmuş bir sistem eğer sıra dışı örnekleri gösteriyorsa orada hemen onun yapılanmasında bir farklılık olabileceğini düşünmemiz gerekirdi. Fakat biz işte mesela bir suçluya böyle bakamıyoruz. Çünkü binlerce yıllık medeniyet tecrübemizin ezberlettik, ezberlettiği şeyler doğadan kopuk bir felsefeye dönüşmüş vaziyette. Doğada olan, mesela bizim bugün sadece göksel ahlakla aldığımızı zannettiğimiz o davranışlar aslında bizim evrimimizle bize işlenmiş olan hani içimizde vicdani mekanizmayla devamlı kontrol edilen bir yapı var. O yüzden çok şükür şimdiye kadar hani öyle çok yüz kızartıcı bir şeyler yaşamadık biz mesela hayatımızda. Ama bazı insanlarda bu sistem çalışmayabiliyor ve bunun yine evrimsel biyolojik olarak bazı sebepleri de var. Uzun uzun şeyde de konuştuk onu evrimsel nörobilim okulunda. Burada peki hocam yani e, araya girip şunu sormak Tabii. istiyorum. Eee yani tabii biz duygu odaklı çalıştığımız için yani bir kusur var mı ya da işte bir suç var mı hukukta o hikayeyi dinlerken süzmek ve hikayeleştirmek durumundasınızdır. Şimdi bu anomalileri gösteren değil mi insanlar var ve zaten pek çok davada bunun üzerine geliyor. Biraz daha ekstrem olaylardan bahsedelim. Düşündüğünüz gibi bir adam öldürme olabilir ya da işte gerçekten seri bir dolandırıcılık hikayesi olabilir. Tüm bunlara baktığımızda evet biz beyinde bir anomali var. Bunu belki hukuk şu an temiz kudreti var ya da yok noktası ile sınırlı kaldığı için sınırları çerçevesinde bir hastalık var, bir temiz kudretini engelleyecek bir durum var diyemiyor. Ama orada bir anomali görüyoruz. Oradan biraz da şunu düşünmesini istiyorum insanların. Burada bile bizim bu insanlarla karşı karşıya geliyor oluşumuz, anlık hikayelerden bahsetmiyorum. Örneğin bir evlilikten bahsedelim. 20 yıl 30 yıllık bir evlilikten bahsedelim ve sürekli işkenceye varan şiddet gören bir eşden bahsedelim. Orada o kişinin de bu anomaliyle yaşayabilecek başka bir defektinin olduğunu fark etmesi gerektiğini yani yine aslında karşılıklı bir hizmet olduğunu ayrışabilmek kendindeki o defekten ayrışabilmek adına biraz daha bütüncül bakabilmek gerektiğini düşünüyorum. ya Biz herkesi öpelim ve içimize kalbimize bastıralım anlamında söylemiyorum. Burada elbette belki en büyük hataları o sınırları Zamanlamayı koyamayarak biz kendimize yapıyoruz ama e, işte bütüncül bakım ilmenin sadece bu anlamda bir faydası olduğunu görüyorum. Kişilerin kişilerle savaşmak yerine zayıf olan hakların ezdinde hukukla e, bu mücadeleyi vermeleri anlamda. Kesinlikle. Öyle. Bir kere zarar gördüğün yerde eğer sen zaten muktedir değilsen oraya araya bir güç girmesi gerekiyor. Hukuk zaten burada önemli. Ama dediğin gibi Peyami Safan sözüydü galiba. Ben edebi edepsizden öğrendim diye. Şimdi hayatta karşımıza gelen her şeyde Bizim otomatik reaksiyonumuz onu düzeltmek ya da onu elimine etmek üzerine. Yani ben iyiyim, ben aynı kalayım. Şu değişsin, şu böyle olsun, şu gitsin, bu gelsin. Şimdi bütün hayat standartlarımız ve ruhsal modumuzun seviyesi dışsal şartlara bağlı olduğunda bu dünyada yaşayabilmemiz mümkün değil. İnsan ne zaman, işte biraz önce bahsettiğin örnek 20 sene bir arıza var. Yani İsrail Filistin hikayesi gibi bu. Ya 30 senedir, 40 senedir bitmeyen bir şey de Dolayısıyla her iki tarafta da bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir durum var. Yani israfiyetin örneğini verdim ama o da bütün dünyanın şapkasını önüne evet. koyması gerekiyor. Mesela orada bütün taraflar çünkü işin içine. Ama iki kişilik bir ilişki ise burada mesela evet birisi genellikle de böyle olur. Daha dominant, baskı, şiddet gösteren bir taraf vardır. Bir de mağdur taraf var. Bize mağdur tarafı korumak, öbür tarafı da bir şekilde yakınamak ya, ya cezalandırmak noktasında bakıyoruz ama... Şimdi mesela hukuk burada o ma mağdura diyemez ki. Yani yavrum bak sana da yani burada bir şey oluyor bunda sende bir sebep var. Şimdi mesela burada gelenekler. Onun misyonu o değil. Evet. Burada gelenekler, burada mesela öğretiler, kadim öğretiler. Burada belki gerçekten bilim, nöropsikoloji. Pozitif psikoloji çok önemli şeyler anlatıyor aslında. İşte ben genellikle böyle akademik tip bilim insanlarından çıkıp da şu mikrofonların karşısına geçmemin temel nedeni bu. E, bu dünyada yaşarken başımıza gelen birçok şey bizim farkında olmadığımız tercihlerimiz nedeniyle oluyor. Bunu fark ettiğimiz zaman e, işte bir arkadaşım vardı onu çok örnek veririm. Şu anda kendisi bir evlilik terapisti ama 3 tane facia evlilik yapıp Üçüncüden boşandıktan sonra üç kocasının da isminin aynı olduğunu fark ediyor mesela. Bu çok ilginç bir vaka. Ve bundan sonra diyor ki bir dakika lan bende bir şey var herhalde. Ve onu iyileştirdikten sonra da hakikaten onu bir kenara koyuyor o konuyu. Artık onun lanetinden kurtuluyor tabiri caizse. Ama fark etmesi gerekiyor bunun için ve başka bir seviyeye geçiyor. Şimdi bütün hikayelere böyle bakmak mümkün. Ama bunu son bir uyarı yapayım. Şimdi bizi bir mağdur dinliyordur muhakkak. Evet. Sinirleniyor da olabilir. Ve sinirleniyor evet. kesinlikle. Diyor ki, evet. Bunların tuzu kuru tabii. Bir eli yağda bir eli balda konuşuyorlar. Şimdi doğrudan bir mağduru karşımıza alıp zaten bu şekilde konuşmuyoruz. Yani psikoloji de böyle işlemiyor, klinikte böyle işlemiyor. Onun başka yöntemleri var. Bizim burada esas hedef kitlemiz aslında şu diye düşünüyorum. Şu anda işler yolunda giderken, yani barış zamanındayken. Yarın bugün benim de başıma böyle bir şey gelebilir. Yani savaş durumuna girebiliriz o savaş hazırlığını barış durumunda yapmaya karar vermesi gereken insanlara konuşuyoruz aslında. Bu işte bir arıza çıksın da o zaman bakarız diyebileceğimiz bir durum değil. Şu anda mesela geleceğimizi yaratan şeyler yani gelecekte başımıza gelecek olan şeyleri ortaya çıkaracak olan esas etken şu anda tekrarladığımız şeyler. Peki bunu fark etmiş ki ne yapmak gerekiyor? Bir durmak gerekiyor, bir bakmak gerekiyor. Ben bütün gün ne yapıyorum? Sürekli kek pasta bilmem ne mi yiyorum? bilmem ne bir şey. Oradan bakayan da izleyicilerimize bakıyorum. Kola cips mi götürüyorum falan. bunlara bakmak lazım ki yarın bir gün başımıza ne geleceği burada yaptıklarımızdan belli. Eğer ben bugün burada bu bana böyle olmaya devam ettikçe ve ben buna böyle tepki vermeye devam ettikçe yarın bir gün başıma bu gelir hesabını yapmaya başlarsam Yarın bugün bir savaş zamanında tırnak içinde söylüyorum bir kriz anında bir dakika deme şansımız daha fazla olacak. Bir dakika burada benimle ilgili stratejimle ilgili bir sorun var. Mesela çoğu insan bunları sınır çizemediğinden yaşıyor işte kültürel olarak anasından babasından öyle gördüğü için. Yani üzerinde düşünmeden hep aynı şeyi yaptığı için. Aynen öyle. zaruret durumları illaki vardır. Kısıtlılıklar illaki vardır ama o kısıtlılık sahasına gelene kadar çok büyük bir özgürlük alanı var. Biz bunu genellikle görmüyoruz. Sen de ben de ben senden daha fazla buralarda gezindiğim için tecrübi olarak bunu öğrenmeye başladık mesela yavaş yavaş. Ama bunu daha erkenden akledip de acık durup yani bu benim hayatım ve ben bunun sorumluluğuna sahibim diyebilmek önemli. Ee, uzattım ama bir şey daha söyleyeyim. Özgür irade yok falan filan diyoruz ama özgür irade hareketlerine karar verip yapabilme noktasında bilincinin sahip olmadığı bir şey. Biz bilinçten ibaret değiliz. Bilinç fark etmek için bir aygıt. Bizim bir özelliğimiz var, bunu tespit edemiyoruz hala bu kadar gelişmiş bilime rağmen. Bir şeyi yapmaktan vazgeçme durumunu tespit edemiyoruz beyinde bak. Burası çok önemli çünkü bizim dilimizde irade genellikle yapmamayı tercih etmek demek. Yani yapmamak, vazgeçmek, sayki yaptım, yapmıyorum falan diyebilmek. Mesela bu bizim daha insani bir tarafımız gibi gözüküyor ve Bizim kültürde de bakıyorum adına cüz'i irade denen bir şey var. Cüz'i atom boyutunda demektir. Çok küçük yani zerre boyutu demek. Belki de bizim tespit edemeyeceğimiz kadar küçük bir şey ve ben bunu kendimde hep şeye yordum. Benim sadece niyette iradem var. Niyette irade ve ihtiyarım var. Onun dışında mesela konuşmaya niyet ettik. Şimdi ağzından çıkan bütün lafları hesapladığımı düşünsene. Konuşabilir miyim? Mümkün değil. Otomatik pilotla patır patır konuşuyoruz ama niyetimiz ne? faydalı bir şeyler söyleyelim diye buraya geldik. İnşallah söylüyoruzdur yani. Evet. Ee, hakikaten konu çok bir anda yoğunlaştı. Son bir şey daha size sormak istiyorum. Evet. Bu yakın zamanda adalet konulu bir eğitim verdim Sevgili Açeli Koyunda. Burada adaleti anlatırken Temiz Heykeli'nden biraz bahsettim. Temiz Heykeli şu terazili ablama. Evet, abla mı? evet terazisini taşıyan, gözleri bantlı, işte kanun kitaplarının üzerine basmış, ayağının altında aynı zamanda yılan da bir baş göstermiş heykelimizden bahsediyorum. Zeus'un karısı e, Temiz ve evet adaletle ilgili kararlar veriyor. Ama orada e, mitoloji şöyle söylüyor, adaletle ilgili bir karar veren e, Temis'in ee, ...o kararı uygulamakla ilgili hiçbir derdi yok. Kararı uygulayan Nemesis diye bir kız kardeş. Bu beni çok düşündürdü ve aslında da... E, ...bunu niçin anlattım? İnsanlara umut ver, ver, vermeliyiz. Yani bir umudun varlığını daha doğrusu paylaşmalıyız. Nasıl bizden önce bir karar veren varsa... ...nasıl o kişiyi bize zarar verse de karşımıza getirip... ...işte bize bir şeyler öğretmeye çalışan bir sistem varsa... ...aslında... Ee, belki işte çoğu insan e, sistemde sadece Türkiye değil bu tüm dünya için geçerli. işte aldığı karardan memnun olmayabiliyor. Kendini yöneten kişilerden memnun olmayabiliyor. İşte e, patronunu sevmeyebiliyor. Şu şu bu. Ama e, orada alamadığı adaleti alabildiği bir başka bir daha derin adalet var. Hayat sadece o olaydan ibaret değil. Evet. Bir bütüncül bir şey. Ee, bu arada ben de burada Ahmet Tezcan abi'yi bir anayım. Kasteci abimiz aynı zamanda benim gerçekten Türk diline hakimiyet açısından çok hayranlık duyduğum bir insan. Ondan mülhem sürekli anlatmaya çalıştığım ve yazmaya çalıştığım bir konu var. Mesela adalet dediğimiz işlev aslında bizim kültürel kodlarımızda merhamet kavramının bir sonucudur. Ve biz merhameti maalesef acımak olarak bildiğimiz için büyük hata işliyoruz. Merhamet hakkını verebilmek anlamına gelir. Rahmet sözü oradan gelir. Ve biz hakkını verebilme eee ali niyeti nedeniyle adil olabiliyoruz. Yani adaletten merhamet çıkmıyor. Merhametten adalet çıkıyor. Dolayısıyla hayatın her alanında rahim olabilirse bir insan merhametli olabilirse o zaman adalet de zaten tecelli ediyor. Belki burada bir sıkıntı yaşıyorsun ama öbür tarafta bir fayda üretiyorsun ya da bir e, artı elde ediyorsun vesaire gibi. Ne konu? Vallahi bu konudan çıkılmaz. Ee, yani bu. sizi yakaladığım için e, çok çok mutluyum. Aşk Umuyorum olsun, ki. Beni kovalamana mı gerek var? <laughs> e? Sen açık beynin yani <laughs> hukuksal masası olarak. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bende bir aydınlanma yarattınız. Eee nörobilim eğitimiyle. E, insanların sadece sezgileriyle vardıkları e, o bilgiye e, bilimsel olarak da destek altyapı yarattığınız ve bunları bizim için anlaşılır, ruhumuza indirgeyebildiğimiz hale getirdiğiniz için ben çok teşekkür i̇yi ediyorum. Çok geliyor geliyor, değil mi? Böyle çok iyi çok teşekkür ederim. Sonra ben teşekkür ederim.